Yeniden merhaba. Biraz önce çok kısa bir deneme çekimi yapmıştık Hakan hocamla. İnternetle ilgili bir sıkıntı çıkmasın, ses kontrolünü yapalım diye. Bugün Medikal Söyleşiler köşemizin konuğu Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Profesör Doktor Hakan Günen hocamız. Kendisiyle astım KOAH konusunu konuşacağız. Aynı zamanda COVID-19'u değerlendireceğiz. Yoğun bakım ünitesini konuşacağız. Eczacıların özellikle astım KOAH'taki rolünü konuşacağız. Hocam merhaba yeniden. Merhabalar, merhabalar tekrar. İyisinizdir umarım. Bu yoğunlukta bize zaman ayırdınız. Çok çok teşekkürler. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Biz de artık koronadan bıkmıştık. Biraz değişik şey. değişik ortamlara katılırsak iyi olur. Ya tabii sizin için çok daha zor çünkü siz çok yoğun bir hastanede görev yapıyorsunuz. Bir de sizin branşınız galiba dünyadaki diğer ülkelere nazaran bizim ülkemizde özellikle solunum yoluyla ilgili bir takım sıkıntılar yaşadığı ve ölüm oranları daha yüksek olarak sizin branşınızı ilgilendiren konularda olduğu için sizin yoğunluğunuz çok daha fazla diye düşünüyorum. Evet, maalesef biz tam aslında bu işin ortasındayız. Yani koronavirüs salgını, korona salgını dünyada biliyorsunuz pandemi halinde. Biz de maalesef göğüsçüler olarak tıpkı dünyadaki diğer meslektaşlarımız gibi biraz da tabii enfeksiyon hastalıkları da ön planda bizimle birlikte. Çok ağır hastalarda tabii ki yoğun bakımcılar da devreye giriyorlar ama biz işte enfeksiyon hastalıkları ve yoğun bakımcılar daha ön planda olmak üzere maalesef bu işin tam ortasındayız. 11 Mart'tan beri, Mart'ın 10'undan beri oldukça yoğun bir şekilde bu savaşı veriyoruz diyelim. Ama biraz da alıştık diyelim ve yavaş yavaş da belki bir plato safhasına doğru da geliyoruz. Umarım bu salgının ilk başladığı günlerden bugüne en zor günleri geçirdiğimizi ümit ediyoruz. Umarız bu düşüş trendi veyahut da plato trendi tekrar yükselme trendine doğru geçmez. Platoda kaldıktan sonra daha işte biraz daha aşağıya doğru inerek yavaş yavaş kaybolur diye ümit ediyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bize tabii en büyük yardımı veren çalışma grupları içerisindesiniz. Ya biz mümkün olduğunca şimdi tabii şöyle bir sorumluluğumuz var. Çetin hemen direkt bir soru sorarak başladı. Herkes çok çok fazla korkuyor. Tekrar katılımcıların büyük çoğunluğu eczacı mı? Ya şöyle, tabii bizim hedef kitlemiz ağırlıklı olarak eczacılar. Dolayısıyla hem serbest eczacı hem öğrenci olan ekip hem de hastane eczanelerin içerisinde yardımcı gruplar var. Dolayısıyla da aslında normal halkın ötesinde sağlığın içerisinde çok aktif olarak yer alan grup. Eczacı gündemin hedef kitlesi. Evet. Dolayısıyla da şu an aslında o gruba yayın yapıyoruz. Evet, tekrar çıkış olur mu diye bir soru geldi. Tabii ki olabilir. Yani sonuçta bazı önlemler alınıyor. Tüm bu önlemler bu çıkışı yavaşlatmak ve daha sonra da aşağıya çevirmek üzerine kurulu bir takım önlemler. Ama eğer bu önlemlere uymazsak, gevşetirsek, sosyal izolasyona, sosyal mesafelere dikkat etmezsek, maske takmamızı ihmal edersek, ondan sonra el yıkamamızı ihmal edersek, hijyenimize dikkat etmezsek, insanlarla olan ilişkimizde yakın kontak devam ederse tabii ki mutlaka çıkış olacaktır. Ama ben bu 1-1,5 aylık süre içerisinde bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de halkımızın belli oranda belli bir bu çeşit viral pandemiler konusunda bir kültür edindiğini veya bir ahlak edindiğini veya bir alışkanlık edindiğini düşünüyorum. Sokakta da görüyoruz zaten birçok anlamda herkes mümkün olduğunca dikkat etmeye çalışıyor. Ama biraz da 1-1,5 aydır içeride kapalı kalmanın etkisiyle, sosyal izolasyon etkisiyle maalesef serbest dolunan günlerde bu kurallar biraz daha ihmal edildiğini de görüyoruz. Yani trafiğin çok yoğun olduğunu görüyoruz. İnsanların marketlerde, dışarıda, açık havada, güzel ortamlarda birbirine çok yakın olduğunu görüyoruz. Bunu hepimiz izliyoruz. Hem kendimiz görüyoruz hem de televizyondan da haberlerde de görüyoruz zaten. Eğer
Ben bunun umarım kısa süreli olduğunu düşünüyorum. Kısa süreli geçici bir takım durumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer bu kurallara uymama gibi kalıcı bir durum ortaya çıkarsa tabii ki bizim de bu pandemiden yakın zamanda kurtulma şansımız olmayacak. Ama eğer kurallara uyarsak umarım, tahmin ediyorum, büyük oranda Haziran başı gibi veya bayram sonu gibi büyük oranda, tabii ki tamamen temizlenmeyecek belki ama büyük oranda kontrol altına alınabileceğini ben düşünüyorum. Hocam şimdi öncelikle tabii sizin branşınızdan yola çıkarak biraz solunum yoluyla ilgili hastalıklardan söz etmek istiyorum. Burada ilk sormak istediğim konu astım KOAH'la ilgili. Özellikle KOAH'la ilgili. Çünkü şu an yaşanan sıkıntılara baktığımız zaman bu hastalık grubundakiler çok ciddi bir risk altındalar. KOAH için günümüzün hastalıklarından biridir desek doğru olur mu? Geçmişi ne kadar eskiye dayalı? Bizim rastlama sıklığımız nasıl? Çünkü hani bundan bir 100 yıl öncesine döndüğümüzde kronik hastalıklar konusunda bu kadar geniş bir yelpazemiz yok aslında. Evet. O yüzden KOAH'ı sormak istiyorum. Bir de hani 10-20 yıl gibi böyle çeşitli baremleri eğer düşünecek olursak, biz 30 yıl sonrası için bizim projeksiyonumuz burada ne olur ve astım KOAH konusunda ne söyleriz? Evet. Şimdi tabii öncelikle bir şeyin altını çizmek lazım. KOAH tabii bir takım zehirli gazlara, tozlara eğer maruz kalıyorsanız ve yaşınız da ilerlemişse tabii ki KOAH'ın ortaya çıkması belli oranlarda, belli ihtimaller dahilinde mümkün olabiliyor. Biz tarihte, tarihe baktığımızda tabii ismi o zamanlar KOAH değil ama işte kişilerin uzun süreli öksürük şikayetlerinin, nefes darlığı şikayetlerinin olduğunu ve bu nedenle doktora gittiklerini 15. 16. yüzyıllardaki bir takım doktor kayıtlarından görebiliyoruz. Yani tabii o zaman da yemek pişirmek amacıyla veya ısınmak amacıyla ortada veya yaşanılan ortamlarda bir takım şeylerin yakıldığını biliyoruz ve bu yakılan gazlara, tozlara maruz kalındığını da biliyoruz çok yoğun olarak. Ve daha sonra yaşla birlikte de tabii ki yani ister 15. yüzyılda olsun, ister 16. yüzyılda olsun, isterse 20. 21. yüzyılda olsun KOAH'ın çıkması kaçınılmaz. Ama tabii 1900'lü yılların başından itibaren sigara içme oranlarının iyice yükselmesiyle bu zehirli gazlara ve tozlara olan maruziyet sigaradan dolayı çok daha belirgin bir hale geldi ve KOAH adeta bir dünyada pandemi yani salgın haline geldi diyebiliriz. 1940'lardan 50'lerden sonra oldukça belirginleşti. Hatta 1900'lerin başından 1950'lere kadar sigara içmeyi özendiren, 1960'lara kadar sigara içmeyi özendiren reklamlar vardı. Yani sigaranın sağlığa faydalı olduğu yönünde bile doktor önerilerinin olduğunu görüyoruz o tarihlerde. Fakat daha sonra 1960'lardan sonra artık böyle KOAH'ın çok belirginleşmesi, akciğer kanserinin çok fazla ortaya çıkması ve buna bağlı ölümlerin artık iyice belirgin hale gelmesiyle birlikte sigaranın KOAH'a yol açtığı, sigaranın kötü bir şey olduğu ve KOAH'da önemli bir hastalık olduğu artık bizim bilgilerimiz arasında bilincimize iyice yerleşmiş oldu. Şöyle bir baktığımız zaman 1960'lardan 2000'li yılların başına kadar baktığımızda KOAH prevalansında toplumda görülme sıklığında yaklaşık 3-4 kat kadar bir artış olduğunu görüyoruz. Yani eskiden oldukça nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen özellikle sigara içme oranlarının artışı ve bununla birlikte insanların beklenen yaşam sürelerinin yani ömür sürelerinin, ömürlerinin uzamasıyla birlikte tabii ki KOAH çok daha belirgin, toplumda çok daha sık görülür hale geldi. Ya şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bir rakam var. Diyor ki 40 yaş üstü nüfusta KOAH görülme sıklığı diyor %12'dir diyor. Yani yaklaşık olarak dünyada biz şu anda 300-400 milyon civarında KOAH hasta olduğunu tahmin edebiliriz. Bizim Sağlık Bakanlığı verilerimizle benzer 40 yaş üstü nüfusta %13 diyor. Yani yaklaşık olarak 4-5 milyon civarında bir nüfusa denk geliyor bu. Tabii yani bir pandemi, bir salgın ama hemen öldürmüyor tabii. Süründürüyor, uzun yıllar devam ediyor. İnsanlar çok uzun süre ilaç kullanmak zorunda kalıyorlar. Özellikle eczacı arkadaşlar bunu tabii ki en az bizler kadar iyi biliyorlar. Sık sık hastaneye yatışlar gerekebiliyor. Bazen ailenin yardımı çok yoğun olarak gerekebiliyor. İlerleyen zamanlarda işte bakıma muhtaç hale gelebiliyorlar. Kendi işleri kendileri yapamaz hale geliyorlar. Bu şekilde devam eden ve eninde sonunda mutlaka gerek KOAH'la gerekse KOAH'a bağlantılı bir takım hastalıklar nedeniyle erken yaşlarda maalesef vatandaşların hayatını kaybetmesine yol açıyor. Astım tabii KOAH şunun altını çizmek lazım. KOAH'ın %80-90 nedeni tabii ki sigara ama
Biyomas maruziyeti dediğimiz ısınmak veya yemek pişirmek amacıyla yaşanılan ortamlarda bir takım maddelerin yakılmasıyla ve buradan çıkan zehirli gazlara, dumanlara ve tozlara maruz kalmasıyla da KOAH olabiliyor. Özellikle köylerde kadınlarda gördüğümüz KOAH daha çok bu nedene bağlı, sigara içmeye bağlı değil de Ekmek yapıyorlar tam, mesela. Tandır yapıyorlar, tezek yapıyorlar veya yemek pişirmek amacıyla çok böyle açık ortamlarda bir şeyler yakabiliyorlar. Bunların gazlarına, tozlarına maruz kaldıklarında tabii bunlar da ilerleyen yaşlarda KOAH oluşabiliyor. Ayrıca mesleki maruziyet tabii ki çok önemli. Çok gözden kaçırılan bir şey aslında ama Amerika'da bile şöyle söyleyeyim size. Birçok önlemin alındığı ve önlemlere çok dikkat edilen bir ülkedir Amerika. Orada bile KOAH vakalarının yaklaşık %20'si, 25'i iş yeri maruziyeti. Artık siz geri kalanını onu bizim ülkemize tercüme ederseniz aslında iş yeri maruziyetinin de çok önemli bir KOAH nedeni olduğunu söylemek mümkün. Ama en önemli neden tüm dünyada olduğu gibi sigara, ardından biyomas maruziyeti ve işte iş yeri maruziyeti geliyor. Tabii sigaranın önlenmesi çok önemli. Astım konusuna girmemi isterseniz gireyim ama bence KOAH'tan devam edersek daha iyi. Evet. Patogenezi çok farklı, yaş grupları farklı. Konuyu çok dağıtmamak açısından KOAH'ı tercih edersek daha sonra koronavirüs enfeksiyonlarında belki Koronada çünkü daha... orası biraz daha etkili olacak. Evet. Sigarayla ilgili bir şey sormak isterim hocam. Alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Orada bir de şeyi de özellikle ifade etmek isterim. Şimdi biz aynı zamanda sağlık danışmanı olarak eczacıların da bu konudaki çabasını da bildiğimiz için sigara bıraktırmak konusunda hekim ve eczacının iletişimini nasıl buluyorsunuz? Şu an normal şartlarda alınmış olan önlemleri yeterli buluyor musunuz? O soruyu da sormuş olayım. Şimdi öncelikle önlemlerden bahsedilecek olursak biliyorsunuz 2008 yılında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uluslararası bir takım anlaşmalara imza attı ve sigaraya karşı çok ciddi bir savaş başlattı. Aslında bizim kanunlar anlamında 2008'den sonra çıkartılan kanunlar anlamında bir Amerika'dan, bir Fransa'dan, bir İtalya'dan, bir İngiltere'den, bir Yunanistan'dan, bir İspanya'dan bir farkımız yok. Bir Kanada'dan farkımız yok. Yani kanun anlamında hatta birçoğunda olan kanunlardan çok daha sıkıları bizde var. Çok daha sertleri bizde var. Yani sigaraya karşı olan mücadele anlamında söylüyorum. Fakat maalesef bunların kontrolü ve bunlara verilen cezalarla birlikte bunların çok fazla kontrolü yok. Ve maalesef bu işi biz bir de eğitim kısmını da çok geri planda bıraktık. Yani sadece bir takım kanunlar çıkartıp sadece bir takım cezalar vermekle de olmuyor. Yani tabii ki bunlar önemli ama halkı eğitmek, halkı bu konuda bilinçlendirmek de çok çok önemli. Maalesef biz bunda çok ileri bir noktada olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Zaten rakamlarda, meydanda, ortada. 2008'li yıllarda Türkiye'deki sigara içme oranları kadın erkek ortalaması toplamda %33 civarındaydı. 2010'ların başına doğru, 2011'lere doğru bu %28'lere kadar düştü. Gerçekten sigarayla mücadelede belli oranlarda da bir başarı sağlandı ama şimdi baktığımızda gene sigara içme oranlarının %32'lere, %33'lere çıktığını görüyoruz. Yani aslında biz sigaraya karşı yaptığımız mücadeleyi 2008'lerde böyle hızlı bir giriş yaptık. 2008'den sonra hala biz kanunlar çıkartmaya devam ettik. Yeni uygulamalar, yeni yasaklar çıkartmaya devam ettik ama maalesef halkın eğitim kısmını biraz geride bıraktığımız için, geri planda bıraktığımız için ve kanunları da yeterince de uygulamadığımız için maalesef sigarayla mücadelede şu geldiğimiz noktada 12-13 yılın ardından çok başarılı olduğumuzu söylemek mümkün. Ama kanun anlamında Amerika'da, Kanada'da, dediğim gibi Avrupa ülkelerinde ne varsa belki fazlası bile bizde var ama uygulamada ve eğitim kısmında eksiklikler olduğu için yeterince başarılı olamıyoruz. Evet. Sigarayla ilgili bir hekimimizin şöyle bir tanımı olmuştu. Uyuşturucuyu çok önemli bir bağımlılık olarak algılarsanız eğer sigarayı da aynı bağımlı sınıfına sokmanız gerekir. Halbuki biz çok hafife alıyoruz ve sigara hemen istediğiniz zaman bırakabileceğiniz bir şeymiş gibi algılanıyor. Yok. Aslında tedavi o yüzden geciktiriliyor gibi bir şey vardı. Tabii. Söyleyeyim ben size. Her iki sigara içen insandan birisi, yani hayatı boyunca bir tane sigaraya yakmış her iki kişiden birisi sigara bağımlısı haline geliyor. Yani o kadar bir sigara bile yakmanız sizi %50 ihtimalle artık hayatı boyunca, çok uzun yıllar boyunca sigaradan ayrılmaz bir şekilde yaşayacak bir bağımlı, sigara bağımlısı haline getirebiliyor. Birçok uyuşturucudan çok daha fazla bağımlılık yapıyor. Önce bunun bir altını çizmek lazım. Yani eroin, kokain gibi
bir takım uyuşturuculardan 6-7 kat daha fazla bağımlılık yapabiliyor. Yani gerçekten sigaraya başlamak çok kolay ama bırakmak o kadar kolay değil. Yani bırakırken çok ciddi bir kararlılık gerekiyor. Ve şunu da altını çizmek lazım. Sigarayı mümkün olduğu kadar erken yaşlarda bırakmak lazım. Yani 50 ile 60'lı yaşlardan sonra özellikle bırakıldığında veya bir takım kalp solunum hastalıkları, bir takım diğer hastalıklar ortaya çıktığında aslında sigarayı bırakmanın çok da fazla da bir anlamı yok demeyelim ama beklediğiniz faydayı vermeyebilir. Sigara mümkün olduğu kadar hastalıklar, sigaraya bağlı olan hastalıklar ortaya çıkmadan ve erken yaşlarda bırakılmalı. Yani ilerleyen yaşlarda bırakmanın faydası beklediğiniz kadar olmayabilir. Bunun altını çizmek gerekiyor. Şöyle söylemek gerekirse sigara ne kadar zararlı diye soracak olursanız eğer, ben çok basit bir örnek vereyim. Yani hastalıklara hiç girmeyelim isterseniz. Şunu yapar, bunu yapar. Şöyle söyleyeyim ben size. Sigara içen insanlarla, sigara içmeyen insanlarla karşılaştırmışlar. Sigara içenler, sigara içmeyenlere göre 10 yıl daha az yaşıyor. 10 yıl, 10 yıl. Veya şöyle bir şey söyleyeyim. Bir sigara içtiğinizde, sigara içtiğiniz süre dahil değil, sigarayı bitirdiğinizde hayatınızdan 6 dakikayı silin. Yani her sigara içtiğinizde, her bir tane paket değil, her sigara içtiğinizde hayatınızdan 6 dakikayı silin. Yani insanların hayatında bir dakikaların, iki dakikaların, saniyelerin ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, her içtiğiniz sigaranın hayatınızın 6 dakikasına mal olduğunu düşündüğümüzde gerçekten çok acı bir tablo. Yani bunu mutlaka düşünülerek bence sigara içilmesi veya içilmemesi gerekiyor veya sigara içilmenin bir an önce bırakılması gerekiyor. Ya tabii biz şeyi lazım. Çok idrak edemiyoruz. Biz hekimler bizi bir takım konularda uyardığında toplumsal olarak tabii doktora gitmeme alışkanlığının altında yatan nedenin de bu olduğunu düşünüyorum. Korkuya evet. dayalı olduğu için. Evet. Durumun ne kadar ciddi olduğunu ve bizi ne kadar olumsuz etkilediğini, sigarayı %100 bırakmamız gerektiğini hekimler bize her zaman söylediler. Ama örneğin Türkiye'de şu an koronavirüs de özellikle sigara içimine bağlı olarak ölüm sayısının daha genç olduğunu duyduk ve bu bizi biraz daha fazla sarstı. Hani ille de gerçekten ölmek mi gerekiyor onu bilemiyorum ama o çok evet. değişik bir motivasyon kaynağı gerçekten. Evet, evet, evet gerçekten. Sanıyorum ya. Biraz bağımlılık ve bize zarar verecek bir şey olduğunu tam olarak idrak edememekle ilgili evet, durum. Evet, evet. Yani bu evet, arada ben de sigara evet. içiyordum, bıraktım. Çok güzel, çok güzel. Hayatta yani... yaptığım en iyi şey oydu. Evet, evet, yani sigara gerçekten çok zararlı. Bir de sigaranın şeyi de yok, yani cinsi de değişmiyor. Yani ben şunu içiyorum, bunu içiyorum. Özellikle light sigara gibi, light sigaraya sığınanlar oluyor. Maalesef bizim en hoşlanmadığımız şey aslında light sigaralar. Çünkü sonuçta light içindeki nikotin miktarının az olduğunu gösteren ama katran miktarı az olmayan sigaralardır. Genellikle böyledir bu. Yani siz aynı nikotini almak için daha fazla sigara içmek durumunda kalabilirsiniz. Ve bu defa bizim için esas zararlı olan katran katranı daha çok alırsınız. Yani zaten biliyorsunuz dünyada bu light sigaralar, mentollü sigaralar, ondan sonra çeşitli aromalı sigaralar Amerika'da, batılı ülkelerde ve Kanada'da yasaklandı. Çünkü biliyoruz ki bunlar normal sigaralara göre çok daha zararlı. Yani nikotini azaltmak zehni azaltmıyor. Nikotini azaltmak kişinin daha fazla sigara içmesine yol açarak daha fazla katran, daha fazla zehir, daha fazla kanserojen almasına yol açıyor. O bakımdan özellikle de bunun altını çizmek lazım. Bir de son derece popüler bir yaklaşım var. Tabii siz de biliyorsunuzdur, herkes de görüyor. Nargile. Nargile kullanımı çok yaygınlaştı. Evet, evet. Lütfen dikkat edelim. Bakın bir nargile seansı, yaklaşık bir saat süren bir nargile seansı. Benim bu konuda da yaptığım araştırmalar var. Yazılarım da var. Bir nargile seansı eşittir 50 sigaraya denk geliyor. Yani bir nargile içen, bir saatlik bir seans boyunca nargile içen bir kişi ortalama olarak 50 tane sigara içmiş gibi o oranda, yüksek oranda bir zehir alıyor. O bakımdan içinden işte sigaranın, dumanının, nargilenin o suyun içinden geçmesi, fokurdaması filan bizleri kandırmasın. Zehri olduğu gibi almaya devam ediyoruz. Çok kuvvetli çektiğimiz için çok daha fazla alıyoruz. Çok kuvvetli çektiğimiz için çok daha derinlere gidiyor. Çok daha fazla yerleşiyor akciğerlere ve çok daha zararlı. Bir nargile seansı eşittir yaklaşık 50 sigara içimi. Yani 2,5 paket sigara. Lütfen bunu da unutmayalım. Hı hı.
Hocam tabii KOAH merkezli gidelim çünkü koronavirüsle ilişkisi biraz daha yakinen aslında bizi sarsan bir kısım olduğu için şöyle bir soru sormak isterim. Şimdi KOAH'la COVID-19'un solunum yetmezliği tablosunda çok büyük benzerlikleri var. Dolayısıyla da o nefes darlığı ve yaşanan atakları da düşünürsek eğer şu an evet. Tedavini, daha doğrusu tanıda geç kalınmak diye bir şey söz konusu oldu mu ilk hastaların teşhisinde karıştırıldığı için? Şöyle söyleyeyim, tabii ki muhakkak yani söyledikleriniz aynen doğru. Çünkü sonuçta bize KOAH hastalar da hastaneye başvurduklarında öksürük, nefes darlığı şikayetleriyle geliyorlar. Bazen bunu ateş de eşlik edebiliyor. Baktığımız zaman da koronanın da tipik semptomları nedir? Öksürük, nefes darlığı ve ateştir. Yani üçü aslında birbirine çok benziyor. Yani o bakımdan karışan vakalar çok olur. Teşhiste gecikmeler çok olabilir. O bakımdan özellikle bu, özellikle sizin de söylediğiniz gibi başlangıç döneminde hakikaten o bir haftalık, 10 günlük dönemde hakikaten çok ciddi bir biz de karışıklık yaşadık. Bazen atladığımız vakalar oldu. Bazen teşhiste birkaç gün geciktiğimiz vakalar oldu. Ve zaten bu enfekte olan doktorlar, enfekte olan eczacılar, enfekte olan sağlık personeline baktığımız zaman genellikle bu salgının başladığı ilk 10 günlük dönemde enfekte oldu arkadaşlar. Hemen hemen tamamı ilk öyle 10 mi? Günde enfekte oldu. Tabii yani o ayrımın tam olarak yapılamadığı, yani işte KOAH mı, korona mı, astım mı, korona mı, işte pnömoni mi, yani zatürre mi, korona mı ayrımının tam olarak yapılamadığı dönemde tedbirsiz bir şekilde maruz kalan birçok doktor arkadaşımız maalesef korona enfeksiyonunu aldı. Bizim hastanemizden de alanlar oldu. Ama ondan sonra tabii ki uyandık, tedbirleri aldık. Ondan sonra kapıdan giren, selamünaleyküm bile demek için giren herkes artık biz koronalı hasta gözüyle bakmaya başladık. Öyle bakmaya başladığınızda, işte maskenizi taktığınızda, eldivenizi taktığınızda, üstünüzde kıyafetler olduğunda tabii ki ondan sonra hasta olma ihtimaliniz çok çok azalıyor. Ama ilk 10 günlük dönemde hakikaten biz çok büyük darbeyi yedik. Sadece biz değil, eczacılar da öyle. Yani eczacılar da o dönemde büyük tabii yediler. Ondan sonra kalar azaldı. Yani sağlık sektöründe çalışanların, eczacılar, doktorlar, sağlık çalışanları, hemşireler o ilk 10 günlük, ikinci haftalık dönemden sonra artık tedbirli bir şekilde davrandıkları için bu korona enfeksiyonuna çok fazla yakalanmadılar. Şöyle söyleyeyim, yani eğer koronadan şüpheleniyorsanız KOAH'lı bir hastada aslında ayrım yapmak kolay. Çünkü artık bilgisayarlı tomografi görüntülerine biz çok alıştık. Bütün doktorlar çok alıştı. Herhangi bir şekilde atlamaları veya yanlış teşhis koymaları artık çok çok zor. Bir KOAH'lı bile olsa koronayı artık ayırt etmek bizim açımızdan kolay. Ayrıca sürüntü de aldığınız zaman zaten bunlar %50-60 oranda bize koronalı hastalarda pozitif cevabı da veriyor. Ama dediğim gibi biz o ilk 1-2 haftalık dönem dışında artık KOAH'lı hastalarla koronalı hastaları çok fazla karıştırdığımız söylenemez. Yine aynı şekilde astım da benzer tabii ki. Astımlı bir hasta da bize geldiğinde o da bize nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle gelir. Çok fazla ateş olmaz ama viral bir enfeksiyon varsa veya nadiren bir bakteriyel enfeksiyon varsa ateş de olabiliyor. Onun da semptomları benzer. Dediğim gibi o bir haftalık, iki haftalık dönemde biz maalesef bu korona darbesini sağlık çalışanları olarak fazlaca yedik. Evet. Ya tabii onu bir hani bütünsel olarak baktığımız zaman dünyanın birçok yerinde de insanlar hazırlıksız yakalandıkları ve hiçbir konuda hiçbirimizin tecrübesi olmadığı için ne yazık ki can kayıplarına neden oldu. Tabii hastane protokolünde size orada şunu da sormak isterim. Yoğun bakım ünitesi geçmişiniz olduğu için bu konuda çok fazla da bilimsel makaleniz de var. Şimdi özellikle bir salgın hastalıklar olabilir, buna benzer bir pandemi süreci olabilir, doğal afetlerin yaşandığı bir süreç olabilir. Acil planımız var mı yoğun bakımlarda? Hani tabii yani şöyle söylemek gerekirse bu tip salgın dönemlerinde veya toplumu ilgilendiren şeyler, yani toplumun genelini ilgilendiren büyük hastalık dönemlerinde bu salgınlar olabilir, başka durumlar olabilir, işte kimyasal zehirlenmeler olabilir mesela, bunları çok fazla şey yapmamak lazım, ayırt etmeden genel bir şey altında, başlık altında toplamak lazım. Öncelikle tabii ki hastanelerden başlayarak hastanelerin bir acil eylem planları oluşuyor. Daha sonra bu il bazında uygulamaya konuluyor. Daha sonra da Sağlık Bakanlığı'nın bizlere uygulamamız yönünde telkinde bulmuş olduğu ulusal acil eylem planları gündeme geliyor. Zaten bu özellikle
korona veya COVID-19 salgınında da Sağlık Bakanlığı olsun, hastaneler bazında olsun veya İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bazında ve biraz da Türk Tabipler Birliği, İstanbul Tabipler Birliği bazında olsun bir takım acil eylem planları gündeme geldi. Şu anda bunların hepsi hemen hemen tamamen birleşmiş durumda, birbirine paralel seyrediyor. Acil önlem planları tabii ki bütün dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bu tip hastalıklar için uygulanıyor. Ama tabii önceden alınmış bir acil eylem planı değil de hastalıklar veya durumlar ortaya çıktığında hızlıca gündeme gelen, alınan kararlar olarak düşünmek lazım bunlar. Yoksa kimse tabii ki koronavirüs enfeksiyonunu önceden tanımıyordu. Yani koronavirüse spesifik özel alınması gereken birçok önlemler var. Yani bunları kimsenin düşünmesi mümkün değildi. Ancak bunlar salgın başladıktan sonra, yayıldıktan sonra veya biz artık virüsü veya hastalığı ve hastaları biraz daha tanıdıktan sonra ortaya konuluyor hızlı bir şekilde. Zaten Ulusal Bilim Kurulu da sık sık toplanarak yeni bilgiler eşliğinde bu ulusal eylem planlarını güncellemeye çalışıyor elinden geldiği kadar. Bizler de bunları çok sıkı bir şekilde, yoğun bir şekilde takip ediyoruz. Hastanenin içerisinde sizce özellikle solunum yolu hastalıklarında kronik olarak bu rahatsızlığı yaşayanlar için özel bir bölümün oluşturulması, hani bu tarz bir yaklaşım olmasını siz önemser miydiniz örneğin? Şu an yeterli mi yoksa bu? Yani süreç? Şöyle, şimdi koronalı bir hasta geldiği zaman size veya da korona teşhisi konularak sizin servisinize yattığı zaman zaten bunların büyük çoğunluğunda %70'inde, 80'inde ikinci bir hastalık da var. Yani bu KOAH olabiliyor, kalp yetmezliği olabiliyor, diyabet olabiliyor. Bazen hem KOAH hem kalp yetmezliği, hem diyabet, hem dolaşım bozukluğu, hem mide bağırsak sistemindeki bir takım problemler, hem bir kanser buna eşlik edebiliyor. Ama tabii ki biz öncelik daima korona teşhisiyle birlikte, koronanın tedavisi çünkü birinci teşhis bu. Yanında da eğer gerekiyorsa eşlik eden, mesela KOAH'ı varsa, nefes darlığı varsa, nefes darlığı artmışsa, bu nefes darlığına yönelik tedavilerin verilmesini gündeme getiriyoruz. Veya astımı varsa astıma yönelik tedaviler, diyabeti kontrolden çıkmışsa korona tedavisiyle birlikte diyabet tedavisinin yapılması. Tabii ki korona tedavisiyle birlikte kanser tedavisini aynı anda veremiyoruz ama hızlı bir şekilde korona ortadan kalktıktan sonra kanser servislerine, onkoloji servislerine de şey yaptığımız, hastaları yönlendirdiğimiz oluyor. Şimdi korona salgını olduğunda spesifik hastalıklara yönelik olarak bölümler olması çok gerekmiyor aslında. Çünkü bunların aynı zamanda korona hastalığıyla birlikte, korona tedavisiyle birlikte bu tip hastalıkların da tedavisi eş zamanlı olarak verilebiliyor. Zaten biz de bunları yoğun olarak hastanemizde uyguluyoruz. Başarısız olduğumuz durumlarda da, daha ileri durumlarda da hastaları yoğun bakım servislerine göndererek orada takiplerinin yapmasını sağlıyoruz. Burada tabii dikkat edilmesi gereken şey özellikle solunum cihazlarına ihtiyaç duyulduğunda veya yüksek akımlı oksijen gerektiğinde solunum yetmezliğinden dolayı bunlar tabii kişideki koronavirüsü ortama çok güzel bir şekilde yayabiliyorlar. Ve havada asılı kalma süresi uzuyor. Eğer nebulizatörler, solunum cihazları veya yüksek oksijen, yüksek akımlı oksijen kullanılmışsa, biz bu tip tedavileri mümkün olduğu kadar servislerde değil de yoğun bakım ortamında vermeyi tercih ediyoruz. Hem kendimizi korumak anlamında hem de hastaya daha fazla faydası olması anlamında. Derneğin bir şeyi olmuştu, bu konuda bir açıklaması olmuştu. Evet. Yoğun bakım ünitesindeki insanların kullandığı ilaçlarla ilgili, yaşanan süreçle ilgili. Biraz orayı değerlendirmenizi isteyeceğim. Çünkü ilaç etkileşimiyle ilgili bir problem yok demiş. Açıklama yapılmıştı. Evet. Fakat şöyle bir durum oldu. Şimdi bizim karşımıza çıkan iki tane temel sorun vardı. Koronavirüsü başladığı andan itibaren bir, kronik hastalıkları ve nadir hastalıkları olan hastaların ilaçları önerildi. Ve bu önerilen ilaçlar elimizde stokta kalmadığı için bir sıkıntı yaşandı. Hastanelerin içerisindeki özellikle yoğun bakımı kullandığı ilaçlarla ilgili birkaç kalemde sıkıntıların olduğu, stok problemlerinin olduğu söylendi. Şu an yoğun bakımda kullanılan ilaçlarla ilgili durumu da bir değerlendirebilirsek sevinirim. Ya şöyle, başlangıçlarında tabii yani bu tip sıkıntılar oldu ama artık yani çok fazla ben sıkıntı olduğunu zannetmiyorum. Veya bizim en azından bize de yansımıyor bu. Bir kere zaten rutin olarak kullanılan gerek bir COVID-19 enfeksiyonuna sahip olan bir hastada KOAH varsa, astım varsa veya diğer başka ek hastalıklar varsa o ek hastalıklara yönelik olarak verdiğimiz tedavilerde kullandığımız ilaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Bir kere onu çok net olarak söylemek lazım. Başlangıçta korona tedavisinde kullanılan özellikle romatoid artrit ve
sıtmada kullanılan plekoenil isimli ilaçta bir ara küçük bir sıkıntı olduğu gibi oldu ama daha sonra o da çözüldü. Favipiravir etken maddeli ilaçla ilgili ufak tefek sıkıntılar oldu ama daha sonra o da çözüldü. Yani şu anda ben tabii bu ilaçları eczanelerde bulamıyorsunuz veya bilmiyorum belki eczacı arkadaşlar yorum yapabilirler. Eczanelerde olsa bile sadece çok az sayıda bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı bulundurmasına izin veriyor ve sağlık kurulu raporlarıyla çünkü benim hanım da aynı zamanda kullanıyor. Mesela plekoenil kullanması gerekiyor. Plekoenil tabii ki romatoid artrit nedeniyle kullanılan bir hastalık aslında. Bunlara veriliyor bildiğim kadarıyla. Rapor olursa eğer veriliyor. Ama korona tedavisi için verilecekse bunlar hastanelerden veriliyor sadece bildiğim kadarıyla. Bir de İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekipleri tarafından dağıtılıyor eğer kişiler evde tedavi göreceklerse. Yani korona tedavisi amacıyla bu ilaçlar plekoenil ve favipiravir isimli ilaçlar rutin olarak piyasadaki eczanelerde yok. Sadece hı hı. Sağlık Bakanlığı'nın elinde var ve Sağlık Müdürlüklerinin elinde var bildiğim kadarıyla. Ama bunlarda da şu anda bir sıkıntı olduğunu söyleyemem. Yani çok rahat bir şekilde buluyoruz ve kullanıyoruz. Orada şöyle bir şey söylemişlerdi eczacılarımız. Özellikle deposu olan eczacılarımız. Nadir hastalıklarda kullanılan ilaçlar şu an kullanıldığı için COVID-19'dan bu evet, pandemi süreci bittikten sonra ilaçlarla ilgili problemler yaşanacak ve biz aslında kronik hastalıkların tedavisinde bir sıkıntı yaşamaya başlayacağız gibi bir endişeleri vardı uzun vadeli düşündüğümüz zaman. Sesim geliyor değil mi hocam? Ben şu an sizi duyamıyorum ama... Siz beni duyabiliyor musunuz şu an? Ben isterseniz yeniden sizi şey yapayım. Olur mu? Kapatalım ben sizi yeniden ekleyeyim. Siz şu an beni duyabiliyor musunuz hocam? Benim sesimi duyabiliyor musunuz? Yayına geliyor mu benim sesim? Bir kopukluk oldu çünkü şu an. Gelmedim hocam sesim. Benim sesim yayına geliyor mu peki? En azından sizler söyleyebilir misiniz? Tamam. Geliyor, tamam. Şimdi tabii bizdeki genç ölümlerde özellikle astım, KOAH, akciğer hastalıkları o tarz problemler çok fazla yaşandığı için COVID-19 sürecinde ve kronik hastalıklar yaşayan kişiler ilaçlarını kullanıp kullanmamakla ilgili biraz tereddüt ettikleri için, hastanelere de gidemedikleri için o yüzden Hakan Bey'den görüş almak istemiştik. Hocam duyabiliyor musunuz şu an beni? Ben sizi duyamıyorum. Tamam. Siz çıkıp bir daha bir bağlanırsanız ben sizi yeniden ekleyeyim hocam. Evet. Hocam biraz sonra yeniden katılacak. O zaman yeniden eklemiş olalım. Çünkü özellikle astım KOAH ilaçlarının kullanımında eczacı danışmanlığını biraz değerlendirmesini isteyeceğim. Astım ilaçlarını kullanırken çünkü tüketicilerimizde biraz sıkıntılar oluyor. Tabii şimdi yayına yeni katılanlar için çok kısa bir şekilde söyleyelim. Sigaranın çok önemli olduğundan söz etmiştik. Şu anda duyabiliyorum sizi. Evet. Maalesef yayınla ilgili ara ara kopukluklar oluyor çünkü herkes çok hızlı bir biçimde canlı yayın başlatıyor aynı anda.
Öyle olunca sanıyorum internetten kaynaklı sıkıntılar olabilir. En son ilaç kullanımından söz ediyorduk. Yoğun bakımda kullanılan ilaçlarla ilgili herhangi bir problemin olmadığını söylemiştiniz. Hayır, yok. Dernek zaten şeyi de açıklamıştı, haber olarak da yapmıştık biz. Özellikle kronik hastalık olarak işte astım KOAH'ta kullanılan ilaçlarla COVID için kullanılan ilaçlarda bir olumsuz bir durumun, bir tablonun olmadığını söylemişlerdi. Evet. Bunu aslında şöyle özetleyebiliriz, yani özetlemek gerekirse. COVID hastalarını sanki KOAH ve astımları yokmuş gibi tedavi ediyoruz. KOAH ve astım hastalarını da sanki COVID'leri yokmuş gibi tedavi ediyoruz. Yani ilaçlar birbirleriyle etkileşim içinde olmadıkları için COVID hastalarını tedavi ederken astım ve KOAH ilaçlarını bu hastalar aynen kullanmaya devam ediyorlar. Yani hiçbir problem yok. Aynen kullanmaya devam ediyorlar. Dozlarında veya kullanım şekillerinde herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. İlaç etkileşimleri hemen hemen yok denecek kadar az. Birbirlerini bloke etmiyorlar veya etkinliklerini toksik seviyelere ulaşacak kadar arttırmıyorlar. O bakımdan bir problem yaşamıyoruz ve tedavilerine aynen devam ediyoruz. Anladım. Diğer bir sorum da biraz tabii aslında özellikle şeyin KOAH'ın geçmişini anlatırken biraz vurgulamıştınız. Bu zehirli gazlarla ilgili ya da madenlerde çalışan kişilerle ilgili genel durumu anlatırken. Çünkü akciğer yetmezliğindeki o tabloda çok büyük etkileri var ve orada tabii yaşa bağlı olarak da süreci söylediğimizde bugün COVID konusu karşımıza çıktığında astım ve KOAH biraz daha gündeme oturan hastalıklar oldu. Evet. Orada en çok yaşanan sıkıntıyı sizin tecrübelerinizden yola çıkarak biraz anlatırsak, astım ve KOAH'ta özellikle tedavi sürecinde siz şimdiye kadar nerelerde eksiklikler yaşamıştınız? Bugün aslında özellikle insanların hastalığa eğilimi, hastalık hakkındaki bilgisi güncellendiğinde sizi rahatlatacak kısımları ne olacak sizce? Şimdi şöyle tabii, yani astım ve KOAH hastalıklarında en önemli tedavide bizi zorlayan şey aslında ilaç değil. Yani ilaçlara ulaşmak değil. Yani belki de ilaçların yazılması, ilaçlara ulaşılması o kadar da zor değil. Biz yazıyoruz, sizler de veriyorsunuz. İşte devlet de bunu ödüyor ama maalesef hastaların kullanımıyla ilgili, düzgün kullanmasıyla ilgili, özellikle inhaler cihazları düzgün kullanmasıyla ilgili, yeterince kullanmasıyla ilgili, verdiğimiz dozlarda kullanmasıyla ilgili hakikaten çok ciddi problemler var. Yani özellikle KOAH ve astım tedavilerinin inhaler tedaviler olduğunu düşünecek olursak, biliyorsunuz siz de çok sık olarak görüyorsunuzdur, eczacı arkadaşlar da görüyorlardı. Çünkü bunların eğitimlerini daha çok eczacı arkadaşlar veya kalfaları veriyor. Evet, bu doğru. Cihazların nasıl kullanılacağıyla ilgili olan eğitimleri. Maalesef tüm eğitimlere rağmen hastalarımızın bunları doğru kullanma oranları %30'ları 40'ları geçmiyor. Yani hastalarımızın neredeyse 3'te 2'si maalesef astım ve KOAH ilaçlarını düzgün bir şekilde kullanamıyor. Her ne kadar doktorları tarafından yazılmış olsa bile kullananların da önemli bir kısmı istenilen dozlarda kullanmıyor. Yani günde 2 sefer kullan diyorsak günde 1 sefer kullanıyor. Haftada 7 gün kullanması gerekiyorsa haftada 3 gün kullanıyor. Veya astımlı bir hasta şikayetleri azaldığı zaman hemen ilaçlarını bırakıveriyor. KOAH'lı hastalar özellikle yaz aylarında rahatladıklarında KOAH tedavilerini bırakabiliyorlar, azaltabiliyorlar. Bunlar tabii tedaviye olan uyumsuzluklar, hem semptomlarına hem alevlenmelerine hem de ani ölümlere, ani mortalitelere veyahut da hastanelere sık yatışlara da neden olabiliyor. Tabii astım ve KOAH özel iki hastalık. Çünkü cihazlarla tedavisi veriliyor. Diğer mesela kalp hastalıklarında veya diğer hastalıklarda tabletler, haplar, şuruplar gündemdeyken bunları kullanmak biraz daha kolay. Yanlış kullanmanız mümkün değil. Ama özellikle inhaler cihazlar devreye girdiğinde astım ve KOAH'ta gerçekten yanlış kullanım, yerinde kullanım, zamanında kullanım ve doğru sıklıkta kullanım bizi en çok zorlayan faktörler olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu yüzden hastalarımızı her gördüğümüzde mümkün olduğu kadar cihazlarını nasıl kullandıklarını sorguluyoruz, kullandırtıyoruz. Hatalarını gördüğümüzde hatalarını düzeltmeye çalışıyoruz. Eczacı arkadaşlar da eminim mutlaka bu şekilde yardımcı oluyorlardır. Yani onlar da hastaların ilaçlarını doğru kullanması için cihazlarını tarif ediyorlardır. Tekrar tekrar sorguluyorlardır. Bunlar çok önemli. Bizi astım ve KOAH tedavisinde en çok zorlayan şeyler hastalarımızın cihazlarını yanlış kullanmaları ve
kullanım sıklıklarının da bizim istediğimiz gibi olmamasıdır. Aslında en önemli bizi zorlayan faktörler bunlardı. Hı-hı. Şimdi koronayla tekrar biraz önce söylemiştik. Aradaki bağlantıyı kuracak olursak bir kere gerek KOAH'lı hastalar gerekse astımlı hastaların tedavilerini kullanmaları önemli. Çünkü zaten korona başlı başına koronavirüs enfeksiyonu, koronavirüs 19 enfeksiyonu zaten başlı başına nefes darlığına yol açan bir hastalık. Yani evet. Bir de astımlı ve KOAH'lı hastalarımız eğer ilaçlarını kullanmıyorlar ve geri planda bir nefes darlığı zaten yaşayarak yaşamlarına devam ediyorlarsa tabii ki koronavirüsün yapacağı bir katkıyla birlikte nefes darlığına ve akciğer infiltrasyonları, akciğer enfeksiyonlarıyla birlikte tabii ki semptomları çok daha kötü olacaktır. Bir anlamda astım ve KOAH hastalarının aslında ilaçlarını kullanıyor olmaları, düzgün kullanıyor olmaları onları koronanın etkisinden ve korona etkisinden tabii enfeksiyondan korumayacaktır ama koronanın yaratacağı semptom yükünden bir miktar kurtarabilir. Belki bir miktar mortaliteyi azaltabilir. Çünkü biliyoruz ki korona da gene başlı başına bir bronkospazm nefes darlığı yapacaktır. Kullanılan bronkodilatör ilaçlar bunların bir miktar rahatlamasına, bir miktar azaltılmasına katkı sağlayacaktır. O bakımdan koronalı hastalarda da eğer KOAH veya astım varsa ilaçlarını düzgün kullanmaları, söylenen sıklıkta kullanmaları ve doğru kullanmaları gerçekten belki de diğer hastalıklarda olmadığı kadar önemli bir faktör. Evet, eczacılarla ilgili şöyle bir durum söz konusu olmuştu. Türkiye Eczacıları Birliği'nin bir uygulaması var. Muhtemelen siz de duymuşsunuzdur. Evet. Rehber Eczanem ismiyle bir proje başlattılar. Ve aslında kronik hastalıkların eczacıların danışmanlığında ve onların takibinde özellikle ilaç kullanımı, ilaç kullanımına bağlı olarak diğer hastalıklardaki etkileşim ve yaşam stilinin düzenlenmesi konusunda danışmanlık verdirmeye çalışıyorlardı. Oranın konu başlıklarından bir tanesi de astım KOAH'tı. Ve evet. İlaçların gerçekten kullanım şekliyle ilgiliydi. Ama tabii sürdürülebilir bir şey olmuyor galiba. Tıpkı evet. Sigara kullanımında olduğu gibi çeşitli dönemlerde biz biraz ön plana çıkartarak haberler yapıyoruz. Bizlere de gelen çalışmalarınız oluyor. Onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Fakat tabii bilgi akışını sürdürebilir hale getiriyor olmak aslında bir bütün olarak çalışmayı gerektiriyor. O konuda söylediğinize katılıyorum. Çünkü hedef kitlesi o konuda çok bilinçli olan bir grup değil. Evet. Ve kullanma şekli kişiye hani çok defa hatırlatılması gereken bir şey. Bilginin oturması için herhalde 1000 defa evet. falan anlatmak gerekiyor. Tabii. Yani tekrar anlatmak gerekiyor şeylere, hastalara. Her gördüğümüzde anlatmamız gerekiyor aslında. Her gördüğümüzde sorgulamamız gerekiyor. Bir de her hastaya her cihaz uygun olmayabilir. Her hastaya her doz uygun olmayabilir. Her hastaya her molekül uygun olmayabilir. Yani hastaya uygun cihazı seçmek çok önemli. Hastaya uygun molekülü seçmek çok önemli. Yani el nefes koordinasyonu sağlayamayan bir hastaya ısrarla basınçlı doz inhaler vermek çok mantıklı değil. Nefesi çok daralmış birine de gene dediğim gibi içine çekemeyecek kadar kötü olan bir hastaya da KOAH'lı veya astım hastaya da kuru toz inhaler vermek doğru değil. Tabii ki bunları verdiğiniz zaman ne kadar dünyanın en iyi ilaçlarını verirseniz verin kişiler bu ilaçlardan fayda görmeyecektir. Hastalar bu ilaçlardan fayda görmeyecektir. Doğru cihaz seçimi, doğru ilaç seçimi çok çok önemli ama dediğim gibi eğitim şart. Yani eğitim olmadan olmuyor. Tabii şimdi biz bunu elimizden geldiği kadar veriyoruz. Eczacı arkadaşlar da sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Onlar da tarif ediyorlar ama tabii tüm bunların hepsi aslında biraz fedakarlık zeminine oturmuş durumda. Yani eczacı arkadaşların bu karşısına hastayı alıp bunu tarif etmesi tamamen fedakarlık. Yani tamamen fedakarlık yaparak defalarca yaptıkları, belki sırada bekleyen hastaların daha fazla beklemesine, arkada homurdanmasına neden olan bir durum oluşuyor. Yani bir pozitif motivasyon, bir şekilde bir pozitif motivasyon sağlanmadığı takdirde sizin de söylediğiniz gibi pozitif feedback, bir geri bildirim, geri besleme, motivasyon olmadığı zaman bunlar sürdürülebilir olmuyor. Yani kampanyaların olduğu, üzerine düşüldüğü, kontrollerin sık yapıldığı dönemlerde bir miktar gündeme geliyor fakat daha sonra maalesef bunlar unutuluyor.
gene hastalar, kullanabilenler kullanıyor, kullanamayanlar kullanamıyor. O şekilde devam ediyor. Ya mutlaka bir bunun bir getirisinin, bir katkısının olması gerekiyor. Zaten bir getiri, bir katkı olmadan da hiçbir şeyi çok uzun süre sadece fedakarlık zemininde sürdürmek de aslında çok gerçekçi bir yaklaşım tarzı değil. Tam eczacı danışmanlığıyla ilişkili sizin önerileriniz nedir? Bu konuda neler düşünüyorsunuz diyecektim. Vallahi ben... Evet, yani söylediğiniz şey biraz toparlamış oldu. Bence yani eczacıların aslında en az doktorlar kadar bilgili olması lazım. Bir kere bunun çok net olarak altını çiziyorum. Yani tabii ki ben eczacıların bilgilerinin çok iyi olduğunu biliyorum ama en az bizim kadar bilgilerinin iyi olması gerekiyor. Çünkü aslında birçok hasta bize gelmeden eczaneye gidiyor. Yani doğru. Mesela şu koronavirüs enfeksiyonunda bile ben eminim 100 hastanın 90'ı doktora gelmeden önce eczacı ekmiştir. Benim ateşim var, öksürüğüm var, benim nefes darlığım var, ben ne yapayım diye eczacı ekmiştir. Yani o bakımdan hani aynen bizim bu hastaları gördüğümüzde böyle bir ayırt etmeye çalışıyoruz. İşte acaba koahım alevlendi, astım alevlendi yoksa yaşta bir salgın dönemidir, acaba bu bir korona mı oldu diye aslında eczacıların en az doktorlar kadar bu konuda bilgili ve bilinçli olması lazım. Dediğim vallahi gibi yani... Vallahi hocam onlar şu an sadece maskeyle uğraşıyorlar. Yani... Ya o kadar büyük problemler ya, var maske. Ki çünkü yani şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben çok uzun zamandır şimdi canlı yayında birçok hekimle de görüşüyorum. Aynı zamanda tabii biz haberciyiz. Dolayısıyla da biz halkın yaşadığı sıkıntıları da takip ediyoruz. Şöyle bir durum oluyor. Ateşi biraz yükseliyor. Nefes darlığı biraz yaşıyor. Çünkü psikolojik bir temeli de var işin. Hani tabii ben ki, kendi ki. Adıma size söyleyeyim. Bakın ben 45 yaşındayım. Yeni girdim 45 yaşıma. Sigara içmiyorum. Herhangi bir problemim yok. Dışarı gitmiyorum. Mümkün olduğunca evdeyim. Fakat hareketsizlikten ve birçok haber okuyor olmaktan ötürü bazen evde durup dururken ateşim çıkıyor örneğin. Tabii, birdenbire diyorum ki grip mi oluyorum acaba? Şimdi hepimiz paranoya düzeyinde olduğumuz için. Tabii. Ya şu an herkes bu hastaneye gidemiyoruz. Tabii yani şu anda şimdi doktorlar da öyle, hemşireler de öyle. Şu an herkes boğazını kontrol ediyor. İşte boğazımda küçük bir gıcıklanma oldu. İşte burnum hafif akar gibi oldu. Acaba korona mı oldum? Acaba şey mi oldum? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ben her gün en az 5-6 tane eşimden, dostumdan ve hastamdan tamamen psikolojik kaynaklı kendini korona olduğunu düşünen telefonlar alıyorum. Yani bunlar tabii telefonla teşhis koymak doğru değil ama birçoğunu da irdelediğiniz zaman aslında tamamen psikolojik olduğunu da şey yapıyorsun. Bir de insanlar artık eve de kapandılar. Eve kapandıkça kendilerini daha fazla dinliyorlar. Daha fazla dinledikçe var olmayan semptomlar daha ön plan, ya, var olmayan semptomlar ortaya çıkmaya başlıyor. Çok küçük şeyler varsa bunlar çok daha abartılmaya başlıyor. Dediğiniz gibi yani bunlar da var ama tabii eczacı arkadaşların çok dikkatli olması lazım. Yani tekrar söylüyorum, birçok hasta bize gelmeden önce eczanelere gidiyor, eczacı arkadaşlarla konuşuyor. Yani gerçekten dikkatli olmaları gerekiyor, kendilerini çok iyi korumaları gerekiyor. En ufak bir şüpheleri olduğu anda hiç uğraşmadan direkt doktora göndermeleri lazım bu tip korona hastaları. Yani artık bence öksürüğüm var, ateşim var veya nefes darlığım var dediği anda bir kişi, bu üç semptomdan biri veya ikisi varsa büyük oranda koronadan şüphelenip doktora yönlendirmek lazım. Yani orada hastanın ilacıyla uğraşıp zaman kaybederek maruz kalmak yerine bence doktora göndermek çok daha akılcı bir yaklaşım olur. Ben telefondan o kadar çok korona teşhisi koydum ki tahmin edemezsiniz. Yıllardır takip ettiğim hasta arıyor. Veya eşi arıyor, oğlu arıyor, kızı arıyor. Bir konuşuyorsunuz, size böyle hep şey diye tarif ediyorlar. İşte babamın koahı kötüleşti. Annemin astımı kötüleşti. Ama anlattıklarında anlıyorsunuz ki astım veya koah değil o. O başka bir şey. O korona. Yani bunu anlayabiliyorsunuz. O bakımdan bu içgörüyü, bu küçük... ipuçlarını mutlaka yakalamaları gerekiyor. Bu olmadığı takdirde dediğim gibi maruziyet de çok fazla olabiliyor ve maalesef istenmeyen durumlarda hepimizin televizyonlardan, gazetelerden, medyadan izlediğimiz istenmeyen durumlarda olabiliyor. Dikkatli olmak lazım.
Orada şeyi sormak isterim hocam. Şimdi ilk şeyler yoğunlaştırılmış olarak bütün hastaneler pandemi hastanesine dönüştüğünde ve gerçekten telefonla insanlar arayıp durumu ciddi olanlar hastaneye gitmeye başladığında o zaman bir seleksiyon olmuştu aslında. Daha hafif şiddetli ateşi olan, gün içerisinde çok da yüksek oranlara çıkmayan ya da boğazında hafif işte ne bileyim tahriş olduğunu hisseden insanlar direkt eczaneye gitmişlerdi dediğiniz Evet, gibi. evet, evet, evet. Daha Aynen. sonra bakanlık bir açıklama yaptı. Dedi ki hastaneler güvensizdir, hastaneler çok yoğundur ve gidip orada çok ciddi sıra beklersiniz ya da tedavi olamazsınız. Bu endişelerden kendinizi sıyırın. Herkes hastaneye gidip kontrolünü yapabilir dediler. Evet. Fakat bazı insanlar hastaneleri aradıklarında hastaneler şunu söylüyor. Gün içerisinde lütfen ateşinizin durumuna bakın. Çok riskli değilse eğer hastaneye gelmeyin. Çünkü burası risk altında deyip hastanelerden böyle açıklamalar yapılıyor. Peki buradaki durumunuz nasıl? Ya şimdi salgının ilk başladığı dönemlerde gerçekten ilk 15-20 günlük dönemde böyle bir durum vardı. Yani biraz gerçekten ağır olan hastaların hastaneye gelmesi yönde bir yönlendirme oldu ama artık şunu çok net olarak söyleyebiliriz. Vaka sayıları azalmaya başladı. Hastanedeki yoğunluklar azalmaya başladı. Artık bence insanların sadece korona olanların değil de artık bundan şu andan itibaren çok hafif vakalar dışında, çok hafif durumlar dışında artık insanların KOAH'ları kötüleşmişse, astımları kötüleşmişse, diyabetleri kötüleşmişse veya başka hastalıkları varsa, tansiyonları kötüleşmişse bence artık tekrar doktora veya hastaneye gitmeye başlayabilirler. Ben herhangi bir sıkıntı görmüyorum şu anda. Yani şu anda biz acil servisteki arkadaşlarla da sürekli konuşuyoruz. Onlar da zaten söylüyorlar. Hastalığın ilk başladığı, salgının ilk başladığı dönemlerde gördüğümüz hastalığın artık %95'i koronayken diyorlar. Artık şu anda %70'i 80'i normal hastaya dönmeye başladı diyorlar. Yani ve biz acillerde bu durumla artık başa çıkabiliyoruz. O Ya o bakımdan ben zaman artık artık insanlarımızın sağlıklarını riske atacak hiçbir yaklaşımda bulunmamalarını, şikayetleri varsa mutlaka doktora veya acile artık şu andan itibaren gitmelerini ben tavsiye ediyorum. Zaten Sağlık Bakanlığı da böyle tavsiye ediyor. Ben size şöyle evet. söyleyeyim. Süreyya Paşa'da biz şu anda bazı korona servisleri kapatmaya başladık. Çünkü hastamız o kadar yok. Artık onu eskisi gibi normal hasta servisleri haline getirmeye başladık. Anladım. Bu O sadece zaman bizde bu geçerli değil. öngörüyle biz aslında Mayıs'ın sonu gibi biraz daha rahatlıyoruz gibi Tabii görünüyor tabii tabii. aslında. Yani beklentimiz o yönde. Eğer ikinci bir patlama olmazsa, ikinci bir zirve olmazsa, insanlarımız kurallara uyarlarsa, eskiden uydukları gibi uymaya devam ederlerse, ben bu işin çok büyük oranda Mayıs ayı sonuna doğru tabii ki bitmeyecek, tamamen bitmeyecek ama büyük oranda azalacak, kontrol altına alınacağını tahmin ediyorum. Ben vatandaşlarımızın da sağlıklarını hastaneye gitmeyerek ihmal etmemelerini tavsiye ediyorum. Şu anda hastanelerimiz o kadar sıkışık, o kadar zor durumda değil. Başlangıçta vardı, doğru, haklısınız ama artık şu anda bu kadar büyük bir yoğunluk olduğunu söyleyemem. Ha, o zaman demek ki ilaçları şu an çünkü kronik hastalıklarla ilgili ilaçlar eczanelerden veriliyor. Evet. Raporlar şey yapmıştı, ötelenmişti. Yeniden bir rutine Evet. dönülebilir. İnsanlar İnşallah. hani gerçekten bir de Bayramdan tabii sonra 65 yaşın üzerindekileri değerlendirmenizi isteyeceğim. ya Ya şimdi şimdi tabii benim annem 66 yaşında. evet. Ve diyor ki beni ta Mart'tan beri diyor, bu arada 66 yaşında başka arkadaşlarım da var, etrafımda büyük abilerim daha doğrusu. O kadar bunalmışlar ve nefret dolular ki şu an dışarıda gezen herkesten nefret eder haldeler. Evet, doğru. Gerçekten Maalesef insanları haklısınız. biz o kadar uzun süre gereksiz yere içeride tutmuş olabilir miyiz? Yok değil. Yani şöyle, salgının şu anda kontrol altına alınabiliyor olmasının en önemli faktörlerinden birisi de özellikle salgına en çok zararı görecek olan 65 yaş üstü ve salgını en çok yayan ve yayacak olan 20 yaş üstünün evde 20 yaş altının evde Altın. kalmış olmasıdır. Yani bu iki faktör çok önemli. Yani şu anda bizim ölüm oranlarımız bu kadar düşükse bunun en önemli nedeni 65 yaş üstü insanların evde kalması, hastalık da şu anda kontrol altına alınabiliyorsa bunun da en önemli nedeni 20 yaş altı nüfusun da evde kalmış olması. Çünkü biliyorsunuz ki hastalığı yayanlar genellikle 20 yaş altı,
hastalıktan hayatını kaybedenler de 60-65 yaş üstü. Yani şu anki durumumuzu biraz daha bu yasaklara borçluyuz. Hani şöyle bir laf var ya, diyor ya, hani yoğun bakım odasında tavanı mı seyretmeyi istersin, yoksa evinde, evet, yatağında yatarak evinin duvarlarını mı seyretmeyi istersin? Biraz tabii ben anlıyorum, yani ben de çok sıkılıyorum evde kaldığım zamanlar. Sokağa çıkma yasağı olduğu zamanlar bizim de hastanede acil işimiz yoksa biz de evde kalıyoruz tabii ki doğal olarak. Ben de çok sıkılıyorum. Onları da çok iyi anlıyorum ama valla biraz dişimizi az bir sıkalım diyorum. Bir ay daha kaldı. Eğer harfiyen kurallara uyarsak bir ay sonra güzel günler bizi bekliyor diye düşünüyorum. O konuda bir de şimdi tabii biz eczacılarla ağırlıklı olarak çalıştığımız için şunu da sormak istiyorum. Kağıt reçetelerle ilgili eczacılarımızın çok ciddi şikayetleri, talepleri oldu. Çünkü hekimlerin yazdığı reçete, kağıt reçete gerçekten COVID'li bir hastaya, evet, veriliyor. Evet. Hasta eczaneye gidiyor. Ve insanlar o kağıt reçeteyi eline aldıklarında otomatikmen hasta birinden reçete almış oluyorlar ve, evet, direkt bulaş. Evet. Hani bu çok ciddi bir insanı irite eden, üzen ve kendini çok hani güvensiz hissettiren bir şey. Neden sizce ısrarla kağıt reçete devam ediyor? Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi mesela ben kendi hastanemden söyleyeyim. Bizim hastanemizde elektronik reçete yazma oranı %90'lar civarında. Fakat biliyorsunuz bazen sistemden kaynaklanan sistemsel problemler oluyor. Yani medulla kopabiliyor, medulla çalışmayabiliyor, internetten kaynaklanan sıkıntılar olabiliyor. Hastanenin kendi elektronik sisteminde sıkıntılar olabiliyor ve reçete yazamıyorsunuz. Bir de kapının önünde bekleyen bir sürü de hasta var. O zaman mecburen biz de hemen hızlıca kağıt reçete yazmak durumunda kalıyoruz. Yoksa artık doktorların yani rutin olarak veya kasıtlı olarak kağıt reçete yazma olayı ben bildiğim kadarıyla, kendi çevremden söyleyeyimse, kesinlikle ortadan kalkmış durumda. Bir de şöyle bir şey var. Elektronik reçete yazmak daha kolay. Yani, evet, bir insanın ısrarla kağıt reçete yazıyor olmasını benim aklım almıyor. Benim çevremde yok. Ben de yazıyorum bazen ama dediğim gibi medulla sisteminden kaynaklanan veya programsal bilgisayar programlarından kaynaklanan problemler dolayısıyla ben yazmak durumunda kalıyorum. Benim çevremdeki doktorlar da öyle. Kasıtlı olarak sürekli reçete yazan doktor var mı emin değilim. Çünkü bir de Sağlık Bakanlığı bunları takip ediyor bildiğim kadarıyla ve uyarıyor. Yani sizin kağıt reçete veya elektronik reçete yazma oranınız düşük kalmıştır. İşte reçetenize dikkat edin filan gibisinden. Bence sistemsel problemlerden kaynaklanan bir şey bu. Kağıt reçete yazılması olayı. Yoksa ben doktorların yani eğer sistem izin verse %100 elektronik reçete yazacağını tahmin ediyorum. Ama varsa da uyarmak lazım. Haklısınız. O konuda şeyi sormuş olayım hocam. Çok hastalık çok konuşuyoruz. Şimdi dijital hayata geçtik. Dijital hayata geçtiğimiz için kağıt reçeteden vazgeçip dijital reçeteler kullanmak da buna uygun. Yapay zeka ve sağlıkta kullanılan bölümleriyle ilgili, yapay zekanın sağlıktaki kullanımıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Hani klasik olarak ya, şeyi sormayacağım. Bir doktorun yerine geçer mi değil tabii ki de. Ya bir kere kesin olarak bir şey söyleyeyim. Ya doktorun yerine geçmesi ama tabii ki yapay zekanın mutlaka rolü olacaktır. Mutlaka kendine çok önemli bir yer alacaktır ilerleyen yıllarda. İşimizi kritik olacaktır. Yani mutlaka bize en yakın seçeneği kolayca önümüze koyabilecektir. Gene tabii ki son karar doktora ait olacaktır. Belki bazı zekanın da yorumunu da doktor dikkate alacaktır ama daima mutlaka en son kararı doktor vermek durumunda kalacaktır. Bu şuna benziyor. Biliyorsunuz aslında uçaklarda pilotlar gerekmiyor. Yani artık uçaklar kendi başlarına uçabilecek, evet, kadar teknolojikler ama pilotun olmadığı bir uçakta hiç kimse bilmek istemiyor. Biraz da buna benziyor aslında. Gerçekten biraz da gereklilik de var. Yani kesinlikle gereklilik de var. Son kararı mutlaka doktor vermek zorunda. Yani son karar mutlaka doktorun olması gerekiyor. Ama ilerleyen yıllarda hakikaten bizim işimizi çok kolaylaştıracağını, çok hızlandıracağını ve bizim hata oranlarını da çok büyük oranda düşüreceğini tahmin ediyorum.
Hocam son bir dakikamız kaldı. Canlı yayın çünkü bir saat sonra kesiliyor olacak. Öncelikle katkınızdan ve zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim. Son olarak şunu size sormak isterim. Eczanelerin can güvenliği ile ilgili şimdi asıl konu da düşünürsek son olarak eczanelerin havalandırma şartları ile ilgili siz bu süreçte bir şey söylemek ister misiniz? Son cümlelerinizi alayım. Valla şimdi tabii eczaneler bir kere bu korona salgınlarının olduğu, şimdi bence korona açısından da herhalde sordunuz bu soruyu. Bir kere eczanelerin çok iyi havalanıyor olması lazım. Yani çok iyi havalanıyor olması lazım. Saatte en az 12-15 defa havasının bir şekilde değişiyor olması gerekiyor. Yani o havanın orada kalmamış olması gerekiyor. Onlara dediğimiz gibi çalışan kişilerin mutlaka maske takması gerekiyor. Ellerini sık yıkamaları gerekiyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ben bazı eczanelerde çalıştığı yer ben yeniden arasında...